Merhaba. Bugün Balıkesir'deyiz. Ege TV olarak Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir konuğumuz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve gazetecilerin sorunlarıyla ilgili kendisine bir söyleşi yapacağız. Ramazan Demir 2006 yılından beri Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'na yürütmektedir ve sürekli basın kartı sahibidir. Aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Onur Kurulu üyesidir. Ramazan Bey'in ilginç bir yanı da 1992 yılında Türbün Gazetesi'ni hayata geçiren ekibin başında olmasıdır. Türbün Gazetesi, Türkiye'nin ve Balıkesir'in ilk spor gazetesidir. Ben sözü Ramazan Bey'e bırakıyorum. Buyurun başkanım. Evet, Balıkesir'den herkese sevgi ve selamlar gönderiyoruz. Evet. Ve bu vesileyle de Sayın Eren Yırcalı'ya da Ege TV'deki moderatörlüğünün hayırlı uğurlu olmasını, başarılı Sağ olun. olmasını Buyurun başkanım. diliyoruz. Ve bu medya camiasına da aramızda tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Ben yine sizler de medya camiasına pek yabancı değilsiniz. Uzun yıllar Balıkesir'de Demokrat Gazetesi'nde köşelerinizi ve fıkralarınızı ilgiyle takip edenlerdeniz. Sağ İnşallah olun. televizyonculuk yaşamınızda da başarılar diliyoruz. Evet, Ramazan Bey, evet siz dinliyorum. birinci sorum şu. Şimdi gazetecilik nedir? Gazeteci kimdir? Zaman zaman ben de bu soruyla karşılaşıyorum. Köşe yazarı ile gazeteci arasında ne fark vardır? Birinci sorum bu. Gazeteci kimdir? Gazeteci kamu ile vatandaş arasında köprü görevi yapan insandır. Halkın doğru bilgilendirilmesi, kaynağından bilgilendirilmesini sağlayan kişidir. Gazeteci yani kime denir diye sorulduğunda geçimini, salt geçimini bu meslekten gazetecilik, televizyonculuk, radyoculuk, internet haberciliği buradan sağlayan, buralarda çalışan, görev yapan 5953 eski bizim tabirle söyleyeyim 212 sayılı yasaya göre basın iş sözleşmesi koluna göre çalışan kişiye gazeteci denir. Aynı zamanda köşe yazarı da gazetecidir. Neden gazetecidir? Eğer köşe yazarı biraz önce söylediğim koşullarda 5953 sayılı yasaya göre gazetede, televizyonda görev yapıyor, televizyonda yorum yapıyorsa, gazetede köşe yazıyorsa ve sigortası 212 sayılı yasaya göre ödeniyorsa, bununla ilgili her yıl sözleşmesi yenileniyorsa bu arkadaşımız da gazetecidir. Bir de şöyle köşe yazarlarla ilgili, bunu da zaman zaman hepimiz kamuoyunda çelişkiler yaşanıyor, farklı yorumlara neden olabiliyor. Yani bugün kimi avukatlar, kimi doktorlar, işte farklı meslek dallarındaki kişiler gazetelerde yani yerel ve yaygın basında yayınlar, köşe yazıları yazabiliyor. İşte örneğin bir doktor kendi uzmanlık alanıyla ilgili bilgilerini gazetede kendisine açılan köşede kamuoyuyla paylaşabiliyor. Bunlar gazeteci dememiz doğru bir tanım değil. Yani köşe yazarıdır ama gazeteci değildir. Ona sadece o gazetede bir köşe verilmiştir. Eğer o doktor arkadaşımız, avukat arkadaşımız, öğretmen arkadaşımız veya farklı bir meslek dalındaki bir arkadaşımız o mesleği yapmayıp da direkt o gazetede sürekli o gazetede çalışıyorsa, yani buna örnek vermek gerekirse işte bugün diyelim yaygın basında Şahmet Hakan diyelim. İşte Bekir, Allah rahmet eylesin, Bekir Coşkun diyelim. İşte bunun gibi isimler sadece ve sadece gazetecilik yaptıkları için Mehmet Barlas gibi isimler, bunlar köşe yazılarıdır ama aynı zamanda gazetecidir. Evet. Balıkesir yerel gazete açısından oldukça zengin bir il. Çok sayıda yerel gazete var. Ancak son zamanlarda
yerel gazetelerin kapandığı ve el değiştirdiğini görüyoruz. Bunu neye bağlıyorsunuz? Ve devamında yerel gazetelerin sorunları nelerdir? Bununla ilgili bir açıklama yaparsanız sevinirim. Evet, artık günümüz teknoloji çağı, bilgi çağı, teknolojiye ve bilgiye anında ulaşabileceğiniz, anında yayabileceğiniz bir süreçteyiz. Yani çağ inanılmaz derecede iletişim çağı aşırı bir şekilde, hızlı bir şekilde ilerliyor. Buna yetişmek mümkün değil. Dolayısıyla yerel gazetelerin veya yerel ve yaygın gazetelerin de bu çağa görevlerini yenilemeleri, değiştirmeleri ve bu teknolojiye ayak uydurmaları, ona göre yatırım yapmaları gerekiyor. Bugün işte Türkiye'nin eskiden amiral gemileri, yani aylık günlük tirajının 1-1,5 milyon lira vuran gazeteleri bile bugün 30-40 bine kadar şeyleri düşmüş durumda. Gerçek bayi satışları düşmüş durumda. Ama bu gazetelerin internet mecrasındaki sayfaları günlük 3.000, 3 milyon, 5 milyon, 6 milyon tık alabiliyor. Dolayısıyla yerel gazeteler aslında çok önemli. Ben yerel gazeteleri şu açıdan çok önemsiyorum. Yerel gazeteler, örneğin Balıkesir'in Dursun Bey ilçesinde çıkan bir gazete, Bigadiç'inde, Bandırmasında, Erdek'inde ve herhangi bir yerinde çıkan bir gazete desteklenmeli, yaşatılması için de mücadele verilmedi. Niçin verilmedi? Şunun için verilmedi. Ben ilçelerde çıkan gazeteleri, özellikle küçük ilçelerde de çıkan gazeteleri bir canlı kütüphaneye benzetiyorum. O ilçenin, o yörenin, o bölgenin, o yörenin günlük olaylarını, haftalık olaylarını not eden insanlar olarak görüyorum. Yani bunlar bence, yani ilçelerdeki gazete, çıkan gazete ve o gazetelerde görev yapan arkadaşlarımız, yazı yazan arkadaşlarımız bence gerçekten kutsal bir iş yapıyorlar, kutsal bir görev yapıyorlar. Şunun için kutsal görev yapıyorlar. 50 yıl sonrasını düşündüğümüzde, 50 yıl sonrasında veya işte 30 yıl sonrasında gelen bir arkadaşımız, araştırmacı, Balıkesir'in, Denizli'nin, Sivas'ın veya işte Trabzon'un ve farklı bir ilimizin, Kocaeli'nin, Sakarya'nın araştırmasını yapacağı zaman bunu gelip Google'dan aramayacak yani. Çünkü internette inanılmaz derecede bir bilgi kirliliği var. Yani teknoloji ne kadar hızlı ilerlese de internet mecrası dipsiz bir kuyu. Acayip de bir algı olayı, dezenformasyon olayı, bilgi kirliliği var. Araştırma yapacak arkadaşımız Milli Kütüphane'ye gittiğinde işte Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan ilçe gazetesinin şeylerine bakacak, yazılarına bakacak. Yani bugün diyelim 2021 yılındayız, 2051 yılında araştırma yaptığında Denizli'nin Çivril ilçesini veya o Balıkesir'in Dursun Bey ilçesinin neler olup bittiğini o ilçenin gazetesinden kütüphaneye gidip oradan çıkarıp araştıracak. Belge olarak ortaya onu koyacak. Bunu Google'a yazdığınızda sizin karşınıza Ramazan Demir'le ilgili, işte Bigadiç'le ilgili ve o ilçeyle ilgili binlerce doküman çıkabilir ama hiçbiri birbirine uyum sağlamayabilir diye ben düşünüyorum. O nedenle yerel gazeteler ve gazeteciler yaşatılmalı. Yaşatılması için de gazetecilerin, yerel gazetecilerin özellikle kendilerini yenilemeleri, teknolojiye ayak uydurarak yayınlarını devam ettirmeleri gerekiyor. Bu noktada devletin geçmişte olduğu gibi bazı ayrıcalıkları, sübvanseleri de yerel gazeteler için, yerel televizyonlar için, radyolar için yapması kaçınılmaz, zaruri bir şeydir yani diyorum. Ben şunu da eklemem gerekirse, mesela örneğin Balıkesir, ben aynı zamanda Marmara Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanlığı'nı da yürütüyorum. Yani biz işte Bursa, Sakarya, Kocaeli, Edirne, Yalova gibi, Çanakkale'de bizlere bağlı. Baktığımızda yani 81, hem bizim bölge içerisinde Marmara Gazeteciler Federasyonu bölgesi içerisinde, hem 81 ili içerisinde Balıkesir yazılı basın noktasında, şu anda yayınlanan gazete, dergi noktasında Türkiye'nin ilk sırasında. Yani buna ben İstanbul'u dahil etmiyorum. Neden dahil etmiyorum? İstanbul'un bugün 16 milyon nüfusu var. İşte Balıkesir'in nüfusu
1.350.000, 1.400.000, 1.400.000'lik nüfuslu bir yerde şu anda sadece basın ilan kurumuna kayıtlı ve bizim de tespit ettiğimiz basın ilan kurumuna kayıtlı 62 tane gazete ve de günlük, haftalık gazete görünüyor ve bizim de tespit edebildiğimiz bu sayı 73-74'lerde. Tabii bir de merdiven altı diyebileceğimiz yayınlar var. Bu yayınlarla birlikte daha da sayı yükseliyor. Bu noktada yine yerel yönetimlere, bürokratlara, siyasilere önemli görevler düşüyor. İş dünyasına önemli görevler düşüyor. Ayırt etmeleri gerekiyor. Yani biz şunu da söylüyoruz. Bilgi çağına bu kadar rahat ulaşılabilen bir yerde 15 günlük gazete olmaz. Haftalık gazete olmaz. Haftalık gazete de olur. 15 günlük gazete de olur. Aylık gazete de olur ama o gazete fikir gazetesi olmalı. Yani belediye bülteni şeklinde çıkmamalı. Ve belediyeler de bu Türkiye'nin neresinde olursa olsun, gerek Balıkesir, gerek Kocaeli, Bursa, Denizli, işte Aydın, Uşak, yani Türkiye'nin neresinde olursa olsun yerel yönetimler bu tür şeylere taviz vermemeli. Biz taviz vermemeli derken de yani tamamen bunlara ilan, reklam, abone vermeyin diye onu da söylemiyoruz. Herkes yaşasın. Yalnız günlük çıkan bir gazetenin bugün maliyeti yaklaşık 50 bin lira, 50 bin TL. Siz haftalık gazete çıkarıyorsanız bu onda biri değil, yani %1'i kadar bir maliyetle bunu götürebiliyorsunuz. Örneğin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, işte Balıkesir'den örnek verelim. Yani günlük çıkan A gazetesine 500 liralık reklam veriyorsa, afaki söylüyorum rakamları, aynı rakamı 15 günde bir çıkan, haftada bir çıkan gazeteye de veriyor. Yani siz burada kötüyü de desteklemiş, kötü örnek desteklemiş oluyorsunuz. İyi mesleğini iyi yapan, günlük yapan arkadaşın da gelişmesine engel oluyorsunuz. Bu nedenle de kim arkadaşın? Mesela örneğin Balıkesir'de Balıkesir basın tarihinin aralıksız 50 yıl çıkan bir gazetesinin geçtiğimiz günlerde kapandı. Ve biz bundan gerçekten de üzüntü duyduk. Yani Yeni Haber gazetesinin kapanması. Yeni Haber Balıkesir basın içinde bir okul görevi görüyordu. Tüm bunların kapatılması etkenlerinden biri de biraz önce saydığım yerel yönetimlerin, işte o şehirdeki iş dünyasının bakışından kaynaklanan bir şey. Eğer biz bugün Türkiye'nin her yerinde, yani sokaktaki vatandaşa da sorsanız, işte siyaset iktidarından en küçük muhalefetine kadar da sorsanız, işte belediye başkanlarına sorsanız, BDM üyelerine sorsanız, herkes gazetecilerden dert yanar. Herkes gazetecileri tukaka olarak görür. Yani gördüklerinde toplantılarda, basın toplantılarında her ne kadar güzide basın mensupları deseler de bir araya geldiklerinde veya samimi olduğu gazetecileri kötülerler. Ama kötüler iken de iyi ile kötüyü ayırt etmezler. Kötüleri onlar besledikleri için iyiler şeyde kalmış oluyor. Yani geri planda kalmış oluyor. Bu noktada eğer biz gerçekten mesleğini, iyi televizyonculuk yapanı, iyi radyoculuk yapanı, iyi internet sitesi yapanı, iyi yayıncılık yapanı desteklersek kötüler kendiliğinden yok olur diye düşünüyorum. İşte o zaman gerçekten temiz toplum, temiz basın dediğimiz sloganı da gerçekleştirmiş oluruz. Ramazan Bey, ben öğretmenliğime başladığımda Afyon'a gidiyordum. Kütahya'ya kadar trenle gidiyordum. Tren yolculuğu esnasında ara istasyonlarda köyden gelen çocukların gazete, gazete diye bağırmaları ilgimi çekmişti. Neden bağırdıklarını anlayamadım. Öbür hafta gidişte oradaki bir abiye sordum. Neden dedim bu köyün çocukları gazete, gazete diye bağırıyorlar. Bunlar dedi, trende gazete okuyanların okudukları gazeteleri kendilerine vermelerini istiyorlar dedi. O yıllardan bu yıllara nereden nereye gelindi? Ben de ondan sonra her hafta gidip geliyordum Kütahya'ya ve trene biniyordum. Yanıma çeşitli gazeteler alıp onları o istasyonlarda sırayla dağıtıyordum. Ama günümüzde artık o köylerdeki çocuklar da delikanlılar da herkes internet aracılığıyla istediği bilgiye, ne kadar kirli de olsa, bilgi kirli olsa da dediğiniz gibi, ulaşabiliyor. Bu da çok önemli bir şey. Ben
Size şunu sormak istiyorum. Gazetecilik mesleğine siz isteyerek mi girdiniz, tesadüfen mi girdiniz? Tabii biz sizinle çok eski yıllardan beri tanışıyoruz. Ben sizin Birlik Gazetesi'nde de yıllar önce çalıştığınızı, gene Yeni Haber'de de çalıştığınızı, Hizmet Gazetesi'nde çalıştığınızı çok iyi biliyorum. Gazetecilik sizin için yani seçilmiş bir meslek miydi yoksa itildiniz mi? Yani nasıl başladı bu gazetecilik sizin yaşamınızda? Yani seçilmiş bir meslek miydi onu tam bilemiyorum. Beni bu sektörün içine girdiğimde 11 yaşındaydım. Balıkesir'de Nail İnce var. Son Söz Gazetesi'ni de çıkarmıştı haftalık bir ara. O bizim anne tarafından akraba olur. O süreçte aynı zamanda Balıkesir Lisesi'nin yanında Balıkesir Ortaokulu vardı. O şimdiki tarihi eski Balıkesir Lisesi binasında. Oraya gidiyorum. Hem okula gidiyorum hem işte Nail amcaya ben dayı derim. Dayının yanında gidip yardım ediyorum yani. O da bana işte 3 lira 5 lira 3 lira 5 lira yani kuruş para veriyor. O süreçten öyle bir başladı gitti bizim macera. Yani diyelim işte kaç 74 sene 74'ten beri bu sektörün içindeyiz. Sonra bu mesleği sevdik. Çok sevdik. Eşimizden daha çok sevdik. Ailemizden, annemizden, babamızdan, evlatlarımızdan daha çok sevdik ki henüz daha kopabilmiş değiliz. 74'ten beri aralıksız, askerlik de dahil, askerde de hemen hemen bu mesleği yaptım ben 18 ay boyunca. O süreçten beri 74 sene 2021 kaç sene olmuş? Yani o süreçten beri bu sektörün içindeyiz ve gerçekten söylediğim gibi annemizden de, babamızdan da, evlatlarımızdan da, eşimizden de, çoluğumuzdan da, çocuğumuzdan da daha çok sevdik ki onları zaman zaman da ihmal ettiğimiz oldu. Ve şu da var ki gazeteci olunmaz, gazeteci doğulur diye bir şey vardır, ifade vardır. Bu da her meslek için de geçerli olabilir ama bizim meslek için daha çok geçerli. Siz bu mesleği sevmiyorsanız asla ve kata bir sürekliliğiniz de olmaz, devamlılığınız da olmaz. Herhangi bir meslek dalını, her mesleği severek yapmalı insanlar diye biz düşünüyoruz. Biz severek bu mesleği o günden bugüne yapmayı, aynı heyecanla yapmayı sürdürüyoruz. Yani bu nostaljik bir şey. Yani bu ayrı bir program konusu olur bence. Yani Ramazan Demir'in gazeteciliğe başlangıcı, o süreçten, işte çıraklıktan, ustalığa, ustalıktan bu şeye geliş süreci bence bir roman, bir hikaye, acıklı bir hikaye. Zaman zaman dramatik bir hikaye, acıklı bir hikayeye de dönüşebilir diye. Heyecan önemli. Heyecanı kaybetmemek de önemli. Sizin heyecanınız var. Bu konuda da sizi tebrik ederim. Ramazan tabii Bey. Yani o süreçte yani biz hep gazetecilik kimiler için çok kolay görünebilir. Gazetecilik bence de dünyanın en zor işlerinden bir tanesidir. Gazeteci yani yaptığı haberle, ürettiği işle, her şeyle yani bir savaşta çıkartabilir, bir barış da sağlayabilir. Bir kentte ortalığı da karıştırabilir, ortamı sakinleştirebilir, o kenti gelişimine önemli katkılar da sunabilir. Yani bu gazetecinin hem ülkesini hem milletini hem mesleğini sevmesiyle ilgili bir şey diye ben düşünüyorum yani. Ve biraz önceki o gazete o Dursun Bey Kütahya yolunda giderken gazete aldım diyorum. Yani ben asıl benim doğum yerim Dursun Bey. Ben çok iyi hatırlıyorum. Yani ilkokul 3. sınıftan sonra Balıkesir'e geldik. O süreçte biz istasyona yakın bir yerdeydi bizim köyümüz. Köyden biz trenin geçtiği yere hareket halinde şey yapardık yani trenden gidenlere gazete diye vardık, el sallardık. Ve biz de oradan tren hareket ederken gazete atarlardı. Okurduk yani haberleri oradan okumaya çalışırdık. Veya işte götürüp bunu annemiz, babamıza verdik. Babamız okurdu. Bu süreçte bilgi kirliliği var dedik ya, yani bu süreçte bizlerin yapması gereken, gazetecilerin yapması gereken, yayıncıların yapması gereken gerçek haberi internette yazmak, ulaştırmak yani. Ve insanlar yine dışarıdaki insanlar şuna bakıyor. Elbette sosyal medyada birçok yerde bilgi kirliliği var, yalan yanlış haberler var ama bu haberi doğrulatabilmek için örneğin ben şunu veriyorum afaki olarak işte ben sosyal medyada hesap açmışım.
sallıyorum yani, bir sürü haber sallıyorum. Öyle işte Balıkesir Susurluk yönünde kaza oldu, işte 5 tane ölü var diyorum. Ama ölümü, öyle bir şey de yok ortada. Siz bunu okuduğunuzda baştan bir inanıyor gibi oluyorsunuz ama sonra da diyorsunuz işte Balıkesir'de gazetecilik kim yapıyor? Balıkesir'de hangi gazeteler var? O ilin gazetesini tıklayıp o gazetede yazdıysa, o gazeteci de sosyal medya hesabında veya bir yerde paylaştıysa doğru diyorsunuz. Ve herhangi bir siyasiyle ilgili, herhangi bir bürokratla ilgili, herhangi bir olayla ilgili yayın yapıldıysa, yayınlar varsa şeyde, sosyal medyada, bunun doğru olup olmadığını yine eğer gerçekten gazetecilik mesleğini yapan kişiler sosyal medya hesaplarında paylaştıysa, gazetelerin internet sitelerinde, televizyonların internet sitelerinde düştüyse ve ekranlara düştüyse buna doğru diyorsunuz. Onun için bu mesleği yapanların, gazeteciliği yapanların yine doğru meslek ilkelerinden ödün vermeden bu işi sürdürmeleri gerekli. Gerekli. Bu sporla ilgili Tribün Gazetesi nasıl çıktı ortaya? Bu gerçekten çok önemli bir konu. Çünkü siz bu gazeteyi çıkartıncaya kadar Tribün Gazetesi'ne Türkiye'de böyle bir yayın yok. Sadece gazetelerin arka sayfalarında spor okunuyordu. Bunu nasıl geldi aklınıza? Nasıl yaptınız? Vallahi o süreçte biz heyecanlı gençlerdik. Hala da heyecanımızı kaybetmiş değiliz elbette de. Yani Balıkesir'in bizim jenerasyonunda o dönemdeki işte Doğan Alparslan yoktu. Biraz önce burada olduğu için Hilmi Duyar, Zikri Evner, ben, Coşkun Yaman heyecanlıydık. Yani biz sürekli gazeteler Balıkesir'de siyah beyaz çıkıyor o süreçte. Biz sürekli yenilik peşindeyiz. Yani sürekli atılım peşindeyiz. Bir şey, neler yapabiliriz, bu mesleğe neler katabiliriz diye. Farklı bir şeyler katabiliriz diye hep onları düşündük. Balıkesir Spor'u da mesela o dönemde sadece Balıkesir Spor değil, amatör spor karşılaşmalarından tutun, diğer alanlarda işte masa tenisi, güreş, bir sürü alan var. Bunlara işte diğer gazetelerin spor sayfalarına baktığınızda sadece futbol görüyorsunuz. Doğru. Ama işte yüzücülükte müthiş bir başarı var. O yüzücününle ilgili tek satır haber göremiyorsunuz. İşte güreşte müthiş bir başarı var. Madalya getirmiş. İşte atletizmde adam Avrupa şampiyonu olmuş, Balkan şampiyonu olmuş, Balıkesir'e gelmiş. Bununla ilgili tek satır gazetelerde haber göremiyorsunuz. Biz bu alanda neler yapabiliriz diye düşündük. Biz bir spor gazetesi yapalım. 8 sayfalık haftalık bir spor gazetesi yaparak başlayalım işe dedik. Ve bunu da tribün adını da o arenadan işte biz şeyi, tribünü izleyelim. Yani tribünde olalım. Balıkesir'deki tüm olaylara hakim olalım diye. O süreçte de bir gazete çıkarttık. 8 sayfalık bir gazete çıkarttık ve çıkardığınızda inanır mısınız? Yani Türkiye'de spor gazetesi yoktu. Müthiş bir ilgi gördü. Elbette biz Balıkesir Spor burada önem veriyorduk ama gazetenin iki sayfası Balıkesir Spor'u şey yapıyorsa, futbol maçlarını yapıyorsa, diğer altı sayfasında işte masa tenisi, güreş, atletizm, aklınıza gelen diğer spor, her dalı o gazetede yer alıyordu. Ben şunu mesela unutamam. O dönemde Yeni Haber gazetesi 25. yılını kutluyordu. Manyas ilçesinin bir köyünden vatandaş geldi, Tribün Gazetesi'ni istedi. Demek ki dedik biz güzel bir iş yapmış. Evet, demek ki yani biz o süreçte, yani internetin olmadığı bir süreçte bile Manyas'ın bilmem ne köyüne kadar haberi ulaştırabilmiştik yani. Evet, çok güzel. Aslında yerel gazeteciliğin de burada şeyi, önemi burada çıkıyor. Yerel gazeteci arkadaşlarımız gerçekten yani Balıkesir'in yayınlandıkları ilçenin, bölgenin haberlerini sayfalarına taşıyabilseler, yani bülten haberciliğinden kendilerini biraz soyutlasalar, gerçekten gerçek gazetecileri bünyelerinde istihdam edebilseler, o kentle, yayınlandıkları bölgelerle, yörelerle daha da bütünleşecekler. Bence yerel gazetecilik ölmez yani hiçbir zaman için. Yazılı basın İşte Amerika 2026 yılına kadar ömür biçmiş şeye, yazılı basına. İşte bunun Türkiye'de 2036-2040 falan deniliyor ama siz eğer gerçekten yerel gazetecilik yaparsanız bu gazetecilik, basılı gazetecilik 2050-2060-2070 yılına kadar da sürebilir.
Yeter ki vatandaş kendini fotoğrafını mahallesindeki haberin şeyde görsün. Yerel gazetecinin başka bir anlatımı da şudur yani ben Balıkesir'den örnek veriyorum. Atatürk mahallesinde bir lamba yanmıyorsa yani bir elektrik yanmıyorsa ben onu gazetede haber vatandaş görmek istiyor. Yani oradaki asfaltı bozuksa bunu haber şeklinde görmek istiyor. Ağacı dalı kesmişlerse kırılmışsa bunu gazetesinde görmek istiyor. Zaten yerel gazeteciliğin de amacı bu. Mesela örneğin işte Balıkesir'in herhangi bir caddesinde, herhangi bir mahallesinde berber dükkanı açılmışsa, iş yeri açılmışsa bunu gazetesinde görmek istiyor. İşte Balıkesir'de kimlerin öldüğünü, kimlerin evlendiğini, yani bu Balıkesir ifade ediyorum adını ama Balıkesir'de olduğumuz için ifade ediyorum. Yani bunu bizi diğer illerden genel olarak yani işte Zonguldak'ta da, Trabzon'da da her gazetenin bunu yaptığında biz gerçekten kamu hizmeti yapmış olacağız. Ve Tribün Gazetesi bizim içimizde bir şeydir, bir heyecandı, bir kıvılcımdı. Ve o kıvılcımı şimdi biz Türkiye'de örnek olduk. Bizden sonra Fotospor çıktı, Fotomaç çıktı, Fanatik çıktı. Şimdi herhalde bunlardan Fanatik de Fotomaç yine yayınlarını devam ettiriyorlar. Ve şu anda yine Balıkesir'de öyle bir gazeteydi de bence ihtiyaç var ama bunu internette bazı arkadaşlarımız yürütmeye çalışıyorlar. Onlar da ben yine takip ediyorum ama kısıtlı imkanlarda yine futbolu tabii öncelikli olarak tutuyorlar. Bugün Türkiye'nin hemen hemen her ilinde onlarca amatör spor kulübü var. Yani bunlarda futbol oynayan arkadaşlarımız var. Pandemi süreci nedeniyle bayağı mağdur oldular amatör sporcu kardeşlerimiz ama yine işte bizim Ali Hikmet Paşa spor tesislerinde 4 tane 5 tane saha var. Burada Cuma, Cumartesi, Pazar her gün 8-10 tane maç oynanıyor. Bu çocuklar kendi kendilerine orada oynanıyorlar. Eğer siz bunu bir gazete olarak, bir televizyon olarak, bir şey olarak izlediğinizde, bunları takip ettiğinizde, ödüllendirdiğinizde buradan sizin yörenizin profesyonel liglerdeki futbol takımına da oyuncu yetişmesini teşvik etmiş olabilirsiniz. Mesela biz yine o süreçte şunu yaptık. Her hafta amatör kümede en iyi futbolcuları seçtik. Tribün Gazetesi olarak. Ve o yine bölgedeki başarılı yüzücü, başarılı atletizmcileri seçtik, belirledik ve bunları gücümüzün yettiğince birer küçük altınla ödüllendirdik. Ne kadar güzel. Ve bunları ödüllendirdiğimiz için bu diğer sporcular açısından da diğer futbol oynayan, atletizm yapan veya güreş yapan arkadaşlarımız için de teşvik edici oldu. Ve başarılı sonuçlar alındı. Örneğin Balıkesir'den örnek vermek gerekirse işte amatör kümeden birçok arkadaşımız Balıkesir'de profesyonel futbol oynadı. Veya işte Balıkesir spora çıktı. İşte bugün bakıyorsunuz Türkiye liglerinde işte profesyonel lige baktığınızda işte 11 futbolcunun neredeyse 9 tanesi 10 tanesi yabancı. İşte Balıkesir'e örnek verelim. İşte herhalde bugün bizim Balıkesir Spor Kulübü'nde şöyle bakıyorum. Zorunluluktan oynatılan 3-5 tane şey var. Yani o da yedek kulübesinde veya şeyde futbolcu var. Eğer siz bunlara gerçekten değer verseniz, teşvik etseniz hem yabancılara çok para vermezsiniz, paranız şey olmaz. Hem kulüpler daha ekonomik darboğazdan kurtulur. Burada tabii işte yerel gazetecilik, yani gazetecilik diyoruz ama gazetecinin işlevi de burada ortaya çıkabiliyor yani. Siz diyelim örneğin Balıkesir'de harikalar yaratıyorsunuz. Her türlü şeyi yapıyorsunuz ama lan bakıyorsunuz ne gazete sizden söz ediyor. Ne televizyon sizden söz ediyor. Hiç kimse söz etmiyor. Belli bir süre sonra sizin de heyecanınız kırıyor. Ulan diyor ben bu sporu veya bu işi neden yapıyorum? Yani hepimiz etten kemikten yaratılmış Allah'ın kullarıyız. Bazen insanın morale, motivasyona ihtiyacı oluyor. Yani gazetecilik gerçekten kutsal bir görev. Ramazan Bey, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti ne yapar? Faaliyetleri nelerdir? Ne yapıyorsunuz? Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti ne yapar? Güzel soru. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti geçtiğimiz Aralık ayında 59. yılını kutladı. Artık 2021'e girdiğimiz için 60. yılımızdayız. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Türkiye'nin İstanbul, İzmir, Ankara
ve Bursa'dan sonra en eski meslek kuruluşlarından bir tanesi. Biz bu vesileyle bu gazeteciler cemiyetinin kuruluşuna öncülük eden, imza atan ustalarımızı Ekrem Balıbek, Reşit Kıpçak, Cevdet Demiray, Münir Yenal gibi ustalarımızla, Cahit Albayrak gibi ustalarımızla yad etmiş olalım. Onlara şükran ve minnet duygularımızı sunalım. Allah rahmet eylesin diyelim. Ve biz onlardan aldığımız bayrağı daha ilerilere, daha güzel şeylere taşımaya çalışıyoruz. Biz Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti olarak kendi çapımızda, kendi imkanlarımızda veya kendi bizim Balıkesir ölçeğindeki diğer illere baktığımızda iyi bir konumda olduğumuzu söyleyebilirim. Şu anda Türkiye'nin de yine İstanbul, İzmir, Ankara'da yok. İstanbul ve İzmir'den sonra 3. basın müzesinin olduğu iliz. Ve bunu Balıkesir'e, Balıkesir'in sosyal kültürel yaşamına Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti olarak kazandırmanın da heyecanını ve mutluluğunu yine bütün camiamızla, meslek halkıyla, meslektaşlarımızla paylaşıyoruz. Ve buraya Balıkesir Basın Müzesi'ni ziyaret eden, pandemi süreciyle biraz şimdi kısıtlı ziyaretçiler alıyoruz. Özellikle öğrenci kardeşlerimiz, üniversiteli öğrenci kardeşlerimiz çok hemen hemen her gün onlarcası ziyaret ediyorlar ve buraya geldiklerinde Türk basınının geldiği, dünden bugüne geldiği aşamanın her merhalesini görebiliyorlar. Nasıl prova tezgahlarından o bizim de gördüğümüz hurufat kasalarına kadar, hurufat kasalarından işte eski dönemde kullanılan o fotoğraf makinalarına, daktilolarına veya yine ilk bilgisayarlara kadar bunların hepsini, telefotoya kadar baskı, dizgi makinalarını görebiliyorlar. Ve bunun bile biz başlı başına bir şey olduğunu, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nin Balıkesir'e kazandırdığı bir ayrıcalık olduğunu, bir kültür varlığı, bir şey varlığı olduğuna inanıyoruz. Yeterli mi? Yetmez. Daha da iyisi, daha da güzel olabilir ama Balıkesir'in yine biz Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti işte Balıkesir'in en görkemli konaklarından bir tanesinde faaliyet gösteriyor. Geçmiş dönemde valilik yapan Balıkesir Valiliği döneminde Utku Acun'un restore ettirdi. Aynı zamanda kendisi Balıkesir liselidir. Balıkesir için de güzel işlere imza atmıştır kendisi. Yaşıyorsa Allah uzun ömürler versin diyelim. Teşekkür ederim. Mesela Balıkesir'in Kuvayi Milliye Hareketi'ndeki o heyecanı tekrar Balıkesir'e yaşatan isimlerden bir tanesi. Onun restore ettirdiği, virane şekilde alıp da restore ettirdiği Paşa Konağı'ndayız. Burayı bizi izleyen veya Balıkesir'e ziyaret edecek olan insanlardan da, yurttaşlardan da gelip görmelerini, bir Türk basınının geçmişten bugününe yolculuk yapmalarını öneririz, hararetle öneririz. Geldiklerinde gazetecinin kim olduğuna da burada daha şey ayrıntılı bir şekilde kendilerine cevap alabilecekler diye düşünüyorum. Vaktimiz kısıtlı olduğu için bir iki sorum daha var. Onları da sorayım. Süre hızla ilerliyor. Ya biz şunu da söyleyeyim. Gazeteciler Cemiyeti bir meslek içi eğitime dönem veriyoruz. Mesela yine Türkiye'de ilk biz şunu yaptık. 38 tane meslektaşımızı bir proje geliştirerek İngiltere, Belçika, Almanya gibi ülkelere göndererek oradaki gazetelerin, gazeteciliğin nasıl yapıldığını görme, bir ay süreyle uygulamalı görme şansını yakaladılar. Bunları biz devam ettirmek istiyoruz. İşte arkadaşlarımızdan, yani gazetecilerden de istediğimiz mesleklerine sahip çıkmaları, bu mesleği adam gibi yapmaları, yani adam gibi derken ilkelerine sadık kalarak, tehdit santaj amacıyla ülkesinin değerlerine yabancı insanlara bırakmamalarını, bunlara karşı, bu provokatörlere karşı ortak mücadele etmelerini bekliyoruz. Yani meydanın onlara kalmamasını diliyoruz. Çünkü Türkiye çok şey bir coğrafya, kıskanılan bir coğrafya. Bu coğrafya için her türlü oyun, tezgah oynanıyor. Bu oyuna, tezgah oynayanların oyununu da bozmak yine de gazetecilerin, aydınların görevi olduğu biz inancındayız. Ramazan Bey,
Gazetecinin tatili var mı? Siz hiç tatil yaptınız mı ya da yapabiliyor musunuz? Gazetecinin tatili yok, gazetecinin bayramı yok, gazetecinin seyranı yok. Yani gazetecinin hakkı yok, hiçbir şey yok. Yani gazeteci, işte ben mesela bugüne kadar işte yıllarca Yeni Haber Gazetesi'ni yönettik, Birlik Gazetesi'nde çalıştık. Birçok yüzlerce, binlerce haber yaptım. Birçok kişinin hakkını aradım ama kendi hakkımızı arama noktasında biraz biz şey kaldık, fakir kaldık. Gazeteci tatil yapar mı? Yapmaz. Benim mesela çok büyük, en büyük hayallerimden bir tanesi şuydu. Bu meslekten emekli olduğumda şöyle bir gidip bir şey yapacağım. Yani rahat bir şekilde dinleneceğim, her şeyi uzaklaşacağım demiştim. Emekli olduğumda maalesef onu da yapamadım. Yani yapamadık. İşte cumartesimiz yok, pazarımız yok. Bayram günleri herkes tatile giderken siz mutlaka habere gitmek zorundasınız. Yani bu çalışan gazeteciler için söylüyorum. Yine yerel gazeteler de mesela işte herkes şey yaparken, tatilini yaparken yerel gazete çıkmak zorunda. Siz bugünü yaşarsanız, siz bugünü yaşıyorsunuz, biz bugünden yarını yaşamak zorundayız. Veya yarından sonrasını, yani hemen işimizi bitirdiğimizde bir gün sonrasını da düşünmek zorundayız. Acaba ne haberler yapabiliriz, ne haberler üretebiliriz diye. Özellikle de yine gazetelerin muhabir kadrolarında çalışan arkadaşlar bana çok büyük hak verecektir. İşte ajanslarda çalışan veya işte yaygın basının Balıkesir muhabirleri buna hak verecektir. Tam gidersiniz, eve gidersiniz, yemek yemişsiniz, uzanmışsınız. İşte televizyonda bir tane maç var, maç seyredeceksiniz. Veya işte sevdiğiniz bir dizi var, film var, filme bakacaksınız, dalmışsınız. Bir telefon gelir, işte kaza oldu, bir şey oldu. Apar topar hemen kalkıp o gecenin belli bir saatinde o habere gidersiniz. Yani gazetecinin bayramı, seyranı, tatili maalesef yok. Bence de yok. Ramazan Bey, uzun yıllar gazetecilik yaptınız. Başınızdan geçen unutamadığınız bir olay var mı? Başından geçen o kadar çok olay var ki hangi birini anlatayım? Rejideki arkadaş Sivaslıydı sanırım. Sivas'tan Evet, ona Sivas. geldi. Biz bir gün Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne bir konferans için gitmiştik. Özel uçakla, hatta bir 18 kişilik bir özel uçakla gitmiştik. Hava koşulları biraz çetindi. Ama o gün tekrar şeye, Ankara'ya dönmemiz gerekiyor. Üniversitedeki konferanstan sonra Ankara'ya dönmemiz gerekiyor. Sivas Havaalanı'nda da gece uçuşları için şey yok, aydınlatma yok. Ne yapacağız yani, bir şeyler yapılması gerekiyor. Yani mutlaka geri dönüş olacak. Pilotlar da Rus'tu. Pilotlar da konuşuldu. Siz burasını aydınlatırsanız biz şey havalanıp kalkabiliriz. Dönüş yapabiliriz diye. Bunun üzerine biz o dönemin Sivas valisi ve belediye başkanından rica ettik. Havaalanına yaklaşık 40-50 tane otomobil çağrıldı. Belki bu Sivaslı arkadaşlar da ilk kez duyuyordur. Araçlar, otomobiller havaalanına girdi, farlarını yaktı, pisti aydınlattılar, biz havalandık Ankara'ya doğru. Tabii bu çok büyük bir risktir tabii. Herkes bu riski alamayabilirdi. Kar da vardı şeyde. Hava koşulları da kötüydü. Biz ona rağmen buna razı olduk ve kalktık yani o şeyden. O Sivas en baştaki rejideki arkadaşım dediği için bunu unutamam. Mesela bir Susurluk kazası var ama o Susurluk kazası da biraz önce söylediğim gibi benim gazeteciliğimin başlangıcından bugüne kadar şey olduğu gibi Sivas Susurluk kazası da belki de canlı olarak yaşayan, gören, o gün işte kazadan bir saat sonra gecenin saat 4'üne kadar neler yaşandığını birebir o şey olan kişilerden de herhalde bir canlı tanıklarından bir tanesi de benim. Tabii bazı şeylerde bizlerle beraber sıra olarak gidiyor. Bazı şeylerde yazamıyorsunuz, konuşamıyorsunuz ama Susurluk kazası çok ilginçti. Yani ülke gündemini sarstı zaten. Yıllarca konuşuldu, sarstı ama orada yaşananların birçoğu da kamuoyuna da yansımadı, görülmedi. Ama o kazayla da birlikte de Türkiye'de de birçok şey gizli kalmadı, ortaya çıktı, farklı şeyler oldu. O bizim gazetecilik için ayrı bir şeydir. Şu da var, yani Türkiye'nin de nereden nereye geldiğinin görülmesi noktasında o gün keşke bütün ekranlar, kameralar oradaki yaşananları gösterebilseydi.
görünebilseydi ama bu olmadı. O günkü koşullarda maalesef onu gerektirdi diyelim. Yani benim gazeteci olarak yaşadığımız birçok anı var. Bunların her biri de ayrı ayrı bir kitap konusu diyebiliriz. Tabii o Utku Acun'dan bahsettiniz. O beyefendi bir insandı. Şiir kitabını okudum, bana da göndermişti. Utku Bey Balıkesir valisiyken ben de Balıkesir Lisesi müdürüydüm. Ve Balıkesir Lisesi'nden mezun olduğu için onunla tabii bizim de bayağı bir anımız var. O da ayrıca bir program yapılabilir. Reşit Kıpçak da bizim babamın çok sevdiği bir arkadaşıydı. Onunla ilgili bir köşe yazısı yazmıştım ben de, Yaşarken Anılmak diye. Çok hoşuna gitmişti. Onları da burada anmış olduk. Ramazan Bey vaktimiz çok ben müsaade ederseniz birkaç evet, dakika buyurun. Söz ver. Çünkü ben 10 Ocak'ta ilgili dün bir arkadaş bana bir mesaj göndermiş. Eski gazete, Ankara'da gazetecilik yapan Emine diye bir kardeşimiz var. Şu anda da TRT'de çalışıyor. Bir mesaj göndermiş. İzin verirseniz ben onu, gazeteci kimdir diye onu bir okumak istiyorum. Yani bu çalışan gazetecilerin de dinlemesini. Kimlik bir insanın adıdır diyor. O insana seslenme sözüdür. İnsanın kişiliği, düşüncesi ve etiketidir. Bizim kimliğimiz, etiketimiz gazeteci. Bizler kamuoyunu bilgilendirmek, kamuoyunun çıkarını gözetmek, ülke menfaatlerini takip ederek kamuoyunun bilgisine sunmak, aydınlık, huzurlu, mutlu bir ülke, hatta dünya için çalışmak üzere yemin etmiş emek işçileriyiz. Bizler gecesini gündüzüne katan, evine iş yerinden daha az uğrayan, kendini, ailesini ihmal eden fikir işçileriyiz. Bizler fotoğraf makinesini canı pahasına korumakla yükümlü, canı makinesinden sonra gelen emek ve fikir işçileriyiz. Silah çekene deklanşör basan, tekme tokat saldırana mikrofon uzatan, herkese göre öteki olan, düşüncelerin cezasını en çok çeken, doğruyu yazmak zorunda olan ve bu yüzden de en çok cezalandırılan, susturulan ve kalemi kırılan, hükmü verilen kişileriz. En büyük silahı kalem olan ve bu yüzden en çok kısıtlanan, cezalandırılan, susmak zorunda bırakılan fikir işçileriyiz. İster alaylı olsun, ister mektepli. Cezası aynı, sefası da aynı. Yükü de aynı, hükmü de aynı. Tüm fikir işçileri, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü bu vesileyle kutluyorum. Ve sizlere de ayrıca bizlere bu fırsatı tanıdığınız için Balıkesir'den teşekkür ediyoruz. Ege TV ailesine de selamlarımızı gönderiyoruz. Bugünkü konuğumuz Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir'di. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve gazetecilerin sorunları ile ilgili kendisine söyleşi yaptık. Bize değerli fikirlerini verdi ve katkıda bulundu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben son kez bir şey daha sormak istiyorum. Çok klasik ya, hani bir daha dünyaya geldiğinde öyle bir şey olamaz tabii de, ne olmak isterdin dediğimde herhalde gazeteci olarak gelmek isterim der gibi hissediyorum. Siz ne derdiniz Ramazan Bey? Yani vallahi benim bu hayatta yapabileceğim tek bir iş var. Gazetecilik, başka bir işim de yok. Şunu söylerdim, ben gazetecilik noktasında hem okuduk hem şey yaptık ama alaylı tarafındayım ben. Ekrem Balıbek'ten çok şeyler öğrendim. Ekrem Balıbek'e şunu söylemiştim ben, bize gazeteciliğin her şeyini öğrettin ama para kazanmasını öğretemedin diye. Çünkü kendisi de Türkiye'nin bence en iyi gazetecilerinden bir tanesiydi. Evet, o da para kazanmasını bilmiyordu. Ben yine tekrar dünyaya gelsem, öyle bir şey olsa, gazetecilikten başka bir iş yapamam. Yapacak olsam, parayı düşünecek olsam, gidip bir çay ocağı yapsam, farklı bir iş yapsam, ki benim yapamam, anladığım bir iş değil. Dolayısıyla insanların da, kamuoyundaki insanların da, vatandaşların da bu noktada seçici olmasını biz istiyoruz. Yani gazeteciliği çıkar amacı kullanan da, kendi çıkarı için, vatandaşın çıkarı için bu mesleği kullananları ayırt etmesini istiyoruz. Desteklemesini istiyoruz. Yani destek bu sadece maddi anlamda değildir. Yani moral motivasyon anlamında. Onu
alkışlaması anlamında istiyoruz yani. Yani bir baksınlar yani, işte Ramazan Demir gazetecilik yapıyor. Ramazan Demir'in 10 yıl önceki yaşamı nasıldı? 10 yıl veya işte 10 yıl sonraki yaşamı nasıl? Yani 10 yıl önceki serveti neydi? Mal varlığı neydi? Bugünkü mal varlığı ne? Yani dün örneğin söylüyorum, işte bir araba merakım yok da Renault'a binerken eğer bugün BMW'ye, Mercedes'e biniyor ki, bu haram bir kazançtır. Gazetecilikten, gazeteciliği kendi şahsi çıkarı için kullanarak aldığı bir çıkar da var, aracı almıştır. Buna baksın vatandaşlar. Onlara prim vermesinler. Ramazan Bey, değerli katkılarınız için çok teşekkür ederim. Bize değer verdiniz, konuk oldunuz. Ege TV olarak, Balıkesirliler olarak size bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ederim. İyi günler.